Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı'nın birlikte düzenlediği Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, Denizcilik ve Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sanal Sempozyumunun hayırlı olmasını diliyorum. Esasında açılışına katılmayı planladığımız sempozyuma yurt dışı ziyaretim sebebiyle katılamadığım için üzüntümü başlangıçta ifade etmek isterim. Bununla birlikte uluslararası deniz hukuku alanında iki güzide üniversitemizin düzenlediği bu sempozyum ilk haberdar olduğumuz andan itibaren bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Dünyanın farklı bölgelerindeki farklı üniversitelerden akademisyenleri bir arada görmekten son derecede memnunum. Dünyayı etkisi altına alan pandeminin son bulduğu günlerde sizleri ülkemizde, Türkiye'de ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyacağız. Değerli akademisyenler, dünya ticaretinin %80'den fazlası denizler üzerinden yapılmaktadır. Türkiye'nin ise dış ticaretinin %64'ü, ithalatının ise %58'i denizler üzerinden sağlanmakta. Bu veriler düşünüldüğünde uluslararası deniz hukuku bütün dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşımaktadır. Koronavirüsün hakim olduğu 2020-2021 yıllarında çeşitli lojistik kanallarda aksaklıklar yaşanınca, ihracatın aksamadan sürdürülmesi ve dış ticarette insan temasını en aza indirmek için Ticaret Bakanlığımızca temassız ticaret ve yerinde gümrükleme gibi önlemler hayata geçirilmişti. Bu bağlamda düzenlenen bütün akademik etkinliklerin, ulusal ve uluslararası sempozyumların, çalıştayların, kongrelerin, karar alıcılar için katkı ve faydasının fazlasıyla yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Deniz hukukunun ve sigortacılığın gelişmesine, daha iyi şartlarda ve barışçıl bir ortamda deniz ticaretinin yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığım sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor. Kongreye davet eden sevgili arkadaşım Pınar Akan hocama hassaten teşekkür ediyor. Kongrenin yararlı sonuçlarla tamamlanmış olmasını ve yeni çalışmalara öncülük etmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.